Beş parmaklarda bir başka mağaradayız. Bu mağara geçmiş dönemlerde belki de çeşitli şekillerde insanlara hizmet etmiştir. Bazen insanların sığındığı yerlerdi, bazen ise hayvanların sığındığı yerler. Bizler bu mağaraları farklı şekillerde inceledik. Ve mağaralarla ilgili olarak da bir grup arkadaşla birlikte Mağara Meraklar Derneği'ni kurduk. Bu Mağara Meraklar Derneği'nin faaliyetleri özellikle turistik açıdan değerli olan mağaraları bulup gün yüzüne çıkararak onları turistlerin hizmetine sunmak. Bir diğer faktör ise ekolojik olarak önemli mağaraları sınıflandırmak. Bunu biraz daha açacak olursak, içerisinde çeşitli dönemlerde yaşamış ve yaşamakta olan hayvanların bulunduğu mağaralar vardır. Bunlar bazen yarasa, ki biz bunlara Kıbrıs halkı olarak gece kuşu demekteyiz. Gece kuşlu mağaralar olarak da bunlar bizim karşımıza çıkmıştır. Geçtiğimiz dönemlerde bunları bir miktar tanıtma fırsatı bulmuştuk. Bunlar yarasaların gübreleridir. Bunları çevreye yayarlar. Çok uzun kilometrelerce bir yol kat edip orada meyveleri toplarlar, yerler. Ve bu meyvelerini, çekirdeklerini dışkılarıyla çevreye bırakırlar. Ve çevrede çeşitliliği artırırlar. Şatırlara bak, yukarıda ne kadar var görür mü? Ne kadar çok var görür mü, değil mi? Öyledir, özetleridir. Taş atarlar. Yarasaların taşı attığını bu acı tecrübeyle öğreniyoruz. Özetleridir. Taş atarlar. Taşlardan biri kameraya vuruyor. Bazı zamanda asılı yüzlercesi bir arada görülüyor. Dikkatli olmak lazım. Gözlerine bak. Evet. Taş atarlar. Dur. Görüntü, normal bir şey var orada. Gerçekten bunlar çevremize çok yararlı hayvan türleridir. Dünyada bunlar tabii çeşitli farklı grupları vardır. Çok daha türleri, değişik türleri değişik ülkelerde yaşamaktadır. Evet, işte karşımızda farklı bir tür olan ve kitaptaki nalburuna benzettiğimiz küçük yarasa. Bazı mağaralar vardır, içerisinden alttaki boşluklardan ve derinlerden gelen etkilerden dolayı hava akımları oluşmaktadır. Isınan
hava yeryüzüne çıktığı zaman ki iklime dayalı olarak bazen dumanlı veya buharlı mağara olarak, bazen de bunlar alaflı mağara olarak isimlendirilmiştir. Tabii harita var yanımızda ama bunun herhangi bir ismi de yok. Sadece burada kuyu olduğunu gösteriyor haritada. Tabii kuyuda su olması lazım. Özellikle zaten mağaranın çevresini gördüğümüzde bu ıslaklıklar dipte olan bir sudan şey yapabilir. Özellikle içeriden gelen gerçekten güzel ve ılık bir hava vardır. Görüyorsunuz devamlı harnabın dalları sallanır. Bu süratle bunun içerisinden bu dumanın çıkması, bu buharın çıkması. Diplere inip sonuçta bir araştırmaya gerektirir. Zorla da olsa yaklaşıp çekim yapmaya çalışıyoruz. Sanki aşağılarda kaynayan bir su var. Çeşitli isimleri bulunan mağaralarımız kuzey bölümünde yaklaşık 150 tane çeşitli boyut ve ebatta mağara bulunmaktadır. Bu mağaraların yaklaşık 50 tanesi gerekli ebata ulaşmış mağaralardır. Özellikle 10 metreyi aşan mağaralar veya boşluklar bizim araştırma konumuzu oluşturmaktadır. Bu arada mağaraların doğal oluşuna da dikkat etmekteyiz. Doğal mağaralar bizim öncelikle araştırma yaptığımız konulardır. Bunların bazılarından su damlaları veya su birikintileri akmaktadır. Bazen içlerinde bunların küçük böcekler yaşamakta. Bazen ise örümcekler göze çarpmaktadır. Araştırma yaptığımız mağaraların birçoğunda biz örümcek veya küçük böceklere rastlamış bulunuyoruz. Ekip olarak yapılan çalışmaların içerisinde bir tanesinde bulduğumuz bir örümcek yanımızdaki uzmanların uyarısı esnasında, ki biz buna dikkat çektik. Bu örümceğin zehiri Kıbrıs engelleyi yılanının zehirinin kat kat fazlası olduğu bize söylendi. Küçücük, minicik bir örümcek çok yüksek dozajda zehir enjekte edebiliyormuş. Ülkemizde bugüne kadar saptadığımız mağaraların içerisinde, ki bu mağara İncirli Mağarası'dır, Çınarlı Köyü'nde bulunan İncirli Mağarası turizme açılmış olup içerisi uygun koşullarda ışıklandırılmış ve turizmin hizmetine sunulmuştur. Thank you.
mağarasının yanında bizler yenile birkaç mağarayı daha keşfetmiş bulunuyoruz. Ancak bu mağaralara girip çıkmak biraz riskli. Bundan dolayı Mağara Merakları Derneği olarak uygun kıyafet ve koruyucu materyalleri bizlere diğer üye dernekler ve uluslararası kuruluşlardan yardım olarak gelmiş ve bunlarla biz çalışmalarımızı yürütmeye başlamış bulunuyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde ülkemizi tekrardan ziyaret eden Fransız bilim adamları eşliğinde yaptığımız çalışmalar, onların bizlere hediye ettiği bu özel kitap sayesinde kitaplaştırılmış bulunuyor. Bu elimizde gördüğümüz kitap tüm Kıbrıs adasının kitaplar mağaralarını oluşturuyor. Bu kitap içerisinde birçok mağarayı kayıt altına almış bulunuyoruz. Bu mağaralarla ilgili olarak çeşitli bilgiler, hikayeler, varsa içerisindeki kalıntılar hepsi de kitaplara girmiştir. Ve bu kayıtlar içerisinde en önemlilerinden birisi olan beş parmakların üzerinde bulunan Buharlı Mağara. Geçtiğimiz yıllarda burayı biz ziyaret etmiştik. Ancak o güne kadar derinlemesine bir araştırma yapamamıştık. Bu mağara hakkında geniş bilgileri ancak bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitabın içerisindeki bilgiler birebir orada çalışarak hazırlanmış olup uluslararası bir yayında yayınlanmıştır. Mağara içerisinde inildiği zaman hayretler verici şekilde sarkıtlar ve dikitler bulunuyor. Bunlar haritalandırılmış, çizimleri yapılmış, saatlerce oralarda vakit geçirilmiş ve her türlü bilgi kayıtlara girmiştir. Yine bizim yaşadığımız bir köy olan ve kendi köyüm Kalavaççı yakınlarında bulunan Saray Mağarası. Bu Saray Mağarası da özel olarak bu ekip tarafından araştırılmış, haritalandırılmış ve bilgileri kayıt altına alınmıştır. Tabii sadece mağaralar işte ekolojik veya turistik açıdan değil de insanların bir aktivite yapabilmesi için farklı mekanlardır. İnsanların yıllar boyu yaşadığı mağaralarda biz geçtiğimiz dönem içerisinde yaptığımız gezilerin neticesinde onların kalıntılarına rastladık. Özellikle burada da bulunduğumuz bu mağara içerisinde şurada ilgimizi çeken bir sıva vardır. Bu sıvanın ne olduğu pek anlaşılır gibi değil. Ancak çamur gibi beyaz bir iz ve parmak izlerini bile burada açıkça görebiliyoruz. We'll be right back.
Bugünkü gezimizde birçok doğada bulunan birçok endemiğin yanında jeolojik oluşumlara da rast geldik. Şu an önünde bulunduğumuz mağara veyahut da oyuk işte araştırmaya başlayacağımız bir yer olarak düşünüyoruz. Bir mağaracılık, mağara meraklarını derneğini kurduğumuz Temmuz 2014 yılından beridir Kıbrıs'ta mağara, mağara ve değişik büyüklükteki oyuklarla ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Bununla ilgili 50 tane, şu an yaklaşık 50 tane mağara olarak adlandırabileceğimiz, yani büyüklükleri 10 metreden fazla olan jeolojik oluşumlar saptadık. Bunların en önemli özelliklerinden biri kireç taşının içerisinde bulunmaları, bu mağaraların suyun zamanla bu kireç taşını aşındırarak boşluklar oluşturması ve bu ayrıca bu boşluklar içerisinde zaman içerisinde suyun damlama yönünde aşağıya doğru sarkıtlar ve suyun damladığı yerlerde yukarıya doğru dikitler oluşturması. Bunlar doğal olarak meydana gelen oluşumlar. Bunlar hiçbir zaman insan eliyle oluşmuyor. Ama şeyde bu mağaraların içerisine giren insanlar bunlara dokunduğu zaman çok narin yapılar olduğu için bunları kırıp tahrip edebiliyorlar. Bazıları dikkatsizlik sonucu oluşabildiği gibi bazı insanlar da bunların güzel görünüşlerinden koparıp bunları evlerinde dekorasyon amacıyla da kullanıyorlar. Yani böyle bir şeyi yapmak binlerce, yüz binlerce yılın birikimini yok etmek demek. Bunu böyle bir şeyi var. Böyle bir sonucu var bu yapılan yanlışların. Mağaralar sadece, yani bu oluşumlar sadece jeolojik oluşum olmalarının yanında veyahut da bir güzel bir görüntü olmalarının yanında birçok hayvanın ve yaşama alanı olarak da önem arz ediyor. Bu yönden de korunmaları çok önemli. Bunların içinde yaşayan özellikle yarasalar ki birçok faydası var. Birçok böceği, zararlı böceğin yok yiyerek, tüketerek insanlara dolaylı yönden faydalı oluyorlar. Ve bunun gibi benzeri birçok canlının yaşadığı bir yerler. Bundan dolayı da korunmaları gerekli. İşte Mağara Meraklı Derneği, Mağara Meraklılar Derneği bu şeylerin mağara ekosistemlerinin korunması amacıyla, korunması ve tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bugün bu mağaraya mağaranın önemli olmasının sebebi bize bunu yerini gösteren Ahmet Bey'in buradan bir su hava çıktığını söylemesiyle başladı. Hava bir mağaranın veya deliğin başına geldiğinizde oradan hava çıkıyorsa bu araştırılması gereken bir yerdir. Çünkü bir böyle bir şeyde bir delikten veya boşluktan hava gelmesi demek aşağıda daha büyük bir boşluk olması demek anlamına geliyor. Ve bunun için burada buradayız ve bu şeyin işte bu mağara, bu oyuktan bu hava çıkışını inceledik ve daha ileriki dönemlerde buraya gelip bunun araştırılmasını yapacağız ve içerideki boşluğun ne kadar büyük olduğunu, içeride neler bulunduğunun çalışmasını yapacağız. Ama dışarıdan ilk bakışta görülen aşağıda daha fazla, daha büyük sarkıt ve dikitlerin olabileceği şeyi izlenimi veriyor ilk parçamada. Bu açıdan ilginç bir yer. Şimdi şey olabilir bunun altında. Yani burası giriş şeydir. Yani su buradan burada yavaştır ya. Aşağıya biriktikçe hızlanınca bu sefer deliği büyütebilir aşağıda. Hava gelmesi için de büyük olması lazım deliğin ki hava çıkar içinden. Siz nerelisiniz? Görneşli. Görneşlisiniz. Şeye gittiniz mi hiç? Beş parmağa. Beş parmağın içinde bir tane şey var, yarık var. Ucuna doğru. Onun önünde durursunuz mesela. Şeyde
deli gibi rüzgar çıkar. Ha, bu şimdi o kadar değil. Ama burası bak, değil. Bak, bunun, baktı ha. mı? Efendim? Bak, şimdi yani, hava gelişi nasıldır bunun? Ha, hava geliyor. Yarın yaz dönemi olduğunda doğrudan klima şekli, nasıl evde klima işler, aynı şekildir bu. İşte büyük bir yer olması lazım. Mesela bunun biz... altı boştur. Bunun bu kayanın alt kısmında mahra böyle ta bunun bir ta böyüğü vardır. Hani bu sarkıklar onun içinde de var. İşte ya bu onunla beraberdir veyahut da ona gitmeden önce başka bir yere açılır. Mesela şey gibi de olabilir. Üç odalı gibi de olabilir. Üç odalı ev gibi de olabilir. Olabilir. Bir oda bu, bir oda bu, bir oda bu, bir oda da bu. Birbirine de bağlanabilir. Yani olabilir. Onun için işte ya şey yaparlar mesela aşağıdan girip de buraya çıkar, bunun altına çıkılabilir veyahut da burada işte delik biraz büyütülüp buradan girilip de aşağısı dolaşılabilir işte. Onun için onun araştırmasına araştırmak lazım onu. Değişik yerlerine bakmak lazım ki veyahut da başka bir yerde bir şeyler varsa, buralarda başka bir delikler varsa oradan da şey incelenebilir. Mesela Romanya'da böyle küçük bir deliği kazdılar. 2 kilometre uzunluğunda mağara buldular. Ve daha sonra o mağarayı şeye çevirdiler. Turist ziyareti için, turistik ziyaret için evet. düzenleyip turizme kazandırdılar. Evet. Yani burada olabilir. Hiç şey belli değil yani ne olduğu şeyde girişinden. En önemli şey işte göstergesi içerisinin hava çıkması. Tabii. Bir de şey de var bu. Tam ikinci piknik alanı var şeyin. Alev Kayası'ndaki ikinci piknik alanından şeyden arka tarafına geçen bu şeylerin harlı mağara var. Evet. Bu harlı mağaranın üstüne doğru çıktığında böyle bir yer daha bulduk. Şu kadar bir şey değil. Ama yanında otlar vardı. Otlar böyle sallanır. Eğildim. Şey gibi. Tozu bile dışarıya atardı. Tuttum. Başladım gazmaya yeni. En sonunda bu kadar oldu. Taşlar düşer ya arasında da topraklar şey yapar. Kapattı kendini. Son işte dedik kapattı kendini yerinin şeyini işaretledik yerini ve dedik ondan sonra zaman olduğunda birilerinde bulunca gelir kazmaya başlarız. Ama şeyden yani ben onu açtıktan sonra göründüğü şey bir böyle 8-10 metre aşağıya giderdi daha. Ve orada bir kaya var. Delik bu kadar olduydu. Yani biraz daha açardım elini. Ama bir kaya buradan aşağıda şöyle girer. Yani siz geçemezsiniz. Ya bu kayayı da kırmanız lazım. Bu kayayı da kırarsanız bilmiyorum artık aşağıda ne kadar gidecek. Bu şeyi çektiniz miydi? Manas. Kenarındadır. Evet. He. Onu çektiniz mi? He, girdik. Onun içine girdiniz. Girdik. Mükemmel. Ama çok duramadık. Tam o gün atış varmış. Bizim arkadaş... Yani önünü madem bu böyle dernek gibi bir şey açıldı onu korumaya alması lazımdı. Mustafa bilir şey başkanı. O şekil olması lazımdı. Korumaya alınması lazım. O tip yerler. Bunların en önem sırasına göre de birinci bu, ikinci bu ya da birinci bu grup, ikinci bu grup diye ayıralım. Ya bazı mağaralar mesela içerisinde şey var, yarasa var. Yarasalı mağaralar kesinlikle koruma altına lazım. Hiç şeyin kimsenin girmemesi lazım. Şeyin turizm falan hiç düşünülmemesi lazım. Bu görünecin üstünde çektiniz mi? Yok, çekmedik onu da gördük onu. Şeyli yarasalı mağara. Evet. Yarasalı mağara. Gördük. Gittik bir sürü şey var. Mesela anladılar o gün onun için gelip de bizim sizin köyde de konuşmamız lazım birilerine. Anlatmamız lazım. Yani o yarasaların önemini, onların nasıl duyarlı bir canlı olduğunu, nelerden etkilendiğini anlatmak lazım. Çünkü o gün şeyde bir çocuk vardı, anlatıyor, giriyormuş içeriye de vuruyormuş kendilerini. Şeyle, tüfekle.
ya da gidip ateş yakıyorlarmış içeride. Bunlar içe şeylerin yarasaların şey yapmasına. O yeni de olmadı yok ya, çoktan oldu, eskidir o. Yani o daha başkasını yapmaması değil. İçin şu belirli zamanlarda içine girmemesi için bunlarla ilgili gelip konuşacağız şeyde bir ara köyde. İşte bunlar benim bildiğim bu tip yerleri koruma altına alınır. Mesela tabii. Eskiyse üstü delik mağara var. Ta biraz ta bu yanda. Hı-hı. O yaraseli mağaranın o tarafında fışkılı mağara dediğimiz yer var. Yani o fışkı büyük ihtimal onda da yarasa var. O fışkı var, onun içinde de var. Yani o fışkı şeydendir. Bu yaraselerdendir. Keçiden değil. Keçilerden de, keçi fışkısı. Keçi zaten buracağa kadar gelir. Buradan içeri girmez ona. Hı-hı. O söylediğimiz mağaraya. Kapıdan içeri girmez. Kapının dışındadır. Onun içine bu söylediğin hayvanlar girer. İşte ondan dolayı demek ki büyük bir şey var, onların çok fazla yarasa var ve bir şeyi dışkıları birikmeye başladı, gübresi. Evet, evet. Şeyi yani başka ülkelerde toplarlar o yarasa gübresini ve satarlar. Çünkü şeyce azotça zengindir. Azotça zengin olduğu için ve çünkü böceklerle beslenirler. Böceklerden dolayı azotça zengin şeyleri, gübreleri. Ve içerisinde tohum ve diğer benzeri şeyler yoktur. Ondan dolayı da mesela bir yeri siz çim ettiniz. Onunla gübrelediğinizde içerisine şey yabancı başka bir ot gelmesi imkanı yoktur. Tabii. Ondan dolayı şeydir. Zengin olduğu için. Ve onları alıp işlerler ve satarlar. Çok pahalı şeyi var yurt dışında. Tabii biz satılması yönünde şey değilik. İlla yani bir böyle yeni bir iş imkanı çıkarmak için uğraşmayız. Ama yani o şeyin göstergesidir. İçerisinde çok fazla yarasa olduğunun göstergesidir. Evet. Onun için yani onunla şeydeki amacımız işte onları şey yapıp belirleyip de gelip de buralarda şunlar vardır. Şunların bunda bu nedenden dolayı korunması gerekir. Ve bunlara yapılan tehlike şeyler, tehditler bunlardır. Bunlara engellenmesi için işte bunları yapanlara ceza gibi. Caydırıcı cezasıdır o. Hmm. Tabii. Ama kapıya yapıştırmak, böyle tabela gibi bir şey yapmak lazım. Yani gelen onlar, dıştan gelen yani o köyde dıştan gelen de aramasın, bir şey yapsın. Ya onların zaten şeyi sadece biz bilip biz bileceğiz. Başkalarına söylemeyeceğiz şeyini. Nerede olduğunu başkası bilmeyecek. Yani zaten şimdi de oralarını sadece köylü bilir. Nedir? En fazla görneşliler bilir onları. Hı. Belki galavaşlılar da bilir. Belki yürüyen varsa o kadar uzun. Onlar da bilir ama diğer şeyler... Yok, şimdi yürüyüş yoktur dağlarda. Şimdi nedir? Avcı olanlar bilebilir. Bir de avcı, evet. Bir de avcılar bile şey yapabilir. Avcı, üstelik bir de çobanlar. Hmm. Ama en tehlikelisi avcı. Çünkü elinde silah var. Evet, evet. Normalde öyle yürüyüşe çıkan biri yoktur. Öyle dağlara. Hep ovalardadır. Düz yolda yürüyüş zaten yapıyorlar. Zaten oraya çıkanlar da şey yapmaz. Yani yarasaların ne olduğunu bilir. O kadar evet, çıkacaksa. Evet. Ama avcılar en tehlikelisi avcılardır.